Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz, bugünkü anlatacağım model bu. İki yapraklar arasında, bunu sadece sümbül oyası olarak da anlatmıştım. Bu sümbüllerin arasına çiçek koydum arkadaşlar, yaprak olarak. Yine bir güzel, yine modelimizin güzel bir model olduğunu düşündüm ve sizlerle anlatımını paylaşmak istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar ellerimden biraz çekiniyorum fakat ellerim egzama, karaciğer bozukluğundan dolayı oluşuyor. Geçti, iyi oldu, kremlerden kullanıyorum fakat karaciğer kendini yenilediği için biraz geç iyileşiyor. O yüzden hepinizden özür dilerim arkadaşlar. İlk önce bu küçük beyaz çiçeğin yapımıyla başlayacağız. Bunu da sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı daha öncelerde tarif etmiştim. Bu şekilde parmağımdan gelen ipi yana yatırdım. Buradaki halkanın içine tığımı, ipimi aldım, ilmeğimi bir sık iğne yaptım. Buradaki ikili olan yerden buraya bir tane daha sağlam olması için sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya sıkı sıkı 4 zincir çekiyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sihirli halkaya girip bu şekilde 4'er zincirle 10 tane yapacağım. 4 zincir sıkı sıkı. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 2 3 4 zincir demek ki sihirli halkamız doğru. Yapımı doğru yani. 4 zincir 5. kirpimi 1 2 3 4 zincir kirpimi yaptım. 6 7 1, 2, 3, 4 zincir. 8. 3, 6, 8. 2 tane daha 4 zincir çekiyorum. 9. 1, 2, 3, 4 zincir. 10'uncuyu da buraya yapıp bu şekilde bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, böyle 4 zincir çekerek sihirli halkamızın içine yaptık. Yine aynı şekilde arka tarafını, ters tarafını döndürüp bu şekilde buraya 2 tane ilmek alıyorum. Geriye çekiyorum. Yani arkadaşlar yanık izinin her zaman söylediğim gibi şöyle arkada kalmasını istiyorum. Bu şekilde buradan en son yaptığımız yerden buraya ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi bunu buraya yakalım arkadaşlar. İyice 2 ilmek geriden alıp buraya bu şekilde kuvvetli bir şekilde tutturduk. Yakmasak da açılır ama arkadaşlar şu döküntü sürpüntüyü buraya temizlemek istedim. Bir zincir çekerek tutturdum. Boyamış olduğum 4 zincirden kirpiğin içine girip bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. Bir tane kirpik atlayıp ikinci kirpiğin içine geçip altı tane zincir çektim. Bir tanesini atlayıp ikinci kirpiğin içine bu şekilde kapattım. 6 zincir. Bir tane atlayıp ikinci kirpiğin içine buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane kirpik atlayıp ikinci kirpiğin içine bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirin içine bu şekilde bir sık iğne yapıp
geçtim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yuvalar elde ettik. 6 zincir çekerek birer kirpik atlayarak bu şekilde bu yuvaların içine 3 zincir çekip kirpikler yapıp dolduruyoruz. 3 zincir yuvaya gir, kapat. 3 oldu. 1 2 3 zincir yuvaya gir, kapat. 3 zincir yuvaya gir, bu şekilde kapat. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir yuvaya gir, bu şekilde kapat. Şimdi buraya sık iğne ile geçtim. 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, yuvaya girip kapattım. 3 zincir çektim, yuvaya girip kapattım. 3 zincir çektim, yuvaya girip kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir yuvaya girip kapattım. Sık iğne ile yuvaya girip kapattım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç, dört oldu. Bu şekilde. Sık iğneyi yapıyoruz. Üç zincir çekip batıyoruz. Bunu bu yuvanın içine dolduruyoruz yani arkadaşlar. Üç zincir çek, yuvaya gir. 3 zincir çek, yuvaya gir. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde çiçeğimiz meydana çıkıyor. Sık iğne ile geçiş yaptım. 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, kapattım, 3 zincir çektim, buraya doldurana kadar arkadaşlar yuvaları 3 zincirle çiçek modelimiz hazır. 1 zincir çektim, ipimi kopardım. Yine ipimi arkadaşlar arkaya alıp arkada yakıyorum. Evet arkadaşlar, böyle yemenimizin dört kenarını tığ battısını yaptık. Yine her zamanki gibi sık iğne ile battık. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane dolayıp, bir tane atlayıp ikinciye 1 2 2 olarak batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Tomurcuk yapıyorum. Yani trabzanıma girip 4 zincirimi sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Buraya hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çektim. Tığımın başını bir defa doldurdum. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya 1 2 2. 1 2 3 4 zincir kapattım. Buradaki tığ battının içine girip bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battıya kapattım. 3 zincir çektim. Bir tığ battı. Bir defa doladım. Bir tane atlayıp ikinci tığ battıya 1 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir buraya kapattım. 3 zincir tığ battıya girip kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bu trabzanımın yeri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan yine aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Bu sadece arkadaşlar bir tane atlama olayı, çiçeğimin yaprağını yapacağım yer. Biraz daha geniş olmasını istedim. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde trabzana girdim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Hemen yanına arkadaşlar kapattım. Bakın bu daha sık. 3
Zincir. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Bakın tığbatta atlamadım. Hemen dibine yaptım. 4 zincir yaptım. Kapattım. 2 zincir yaptım. Hemen dibine kapattım. Yani yandaki tığbattaya dibine deyince aynı tığbattaya değil arkadaşlar. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Bir defa doladım. Tığbattaya girip 2, 2 aldım. 4 zincir. Kapattım. Bir defa doladım. Sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Buraya tığbattaya kapattım. 1 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar burayı aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil yaprağının yapım sırasına geldi. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki aralıklı yaptığım 3 tane trabzan vardı ya. Bir tanesine batıyorum arkadaşlar. 4 zincirden olan yere battım. Kapattım. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi buradan 4. zincire batacağım arkadaşlar. Bu şekilde 4. zincire battım. Geri kalan zincirimin üzerine sık iğne yapıyorum. Altı tane oldu arkadaşlar sık iğnemde. Yedinciyi de buradaki bu şekilde ters tarafına yaptım arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz bu şekilde ama 3 zincirle dönüyoruz. Şunu da şuradan koparalım. 3 zincir çektim. 3 tane zincir çektim. Bir defa tığımın başını doladım. Bakın bu yaptığım sık iğnenin her taraf içine kaplattım yani. 4 zincir çektim. Buraya yaptığım trabzana tomurcuk oldu. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Buradan bakın arkadaşlar. Tabu tarafını, her tarafını içine. Bu sık iğneyi, yaptığım sık iğneyi içine kaplıyorum. Bu şekilde aldım. 4 zincir. Kapattım. Yine bir zincir. Bir defa tığın başını doladım. Yine bakın taraftan geçerek 2 2 aldım. 4 zincir. Bu şekilde. Bir zincir. Bir defa doladım. Bunu buradaki bakın en sonun bir altındaki sık iğneden aldım. 2 2 olarak da trabzan yaptım. 3 4. Trabzanımın içine girip kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bir zincir çektim. Yine bu 4 zincirden çektiğim yuvanın içine girdim. İkinci girişim. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Buraya bu şekilde kapattım. Bu 4 zincirden yaptığım yuvaya arkadaşlar 3 tane kirpik yaptım. Tığın başını bir defa doladım. Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 trabzan sayıp bu 3 ile 4'ün arasına girip bu şekilde 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Yaptığım trabzana bir tane tomurcuk yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen buradaki trabzan aralığına girip 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir.
Kapattım. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Trabzan'ın arasına girip 2 olarak aldım. Trabzanımızın aralığına bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yapmış olduğum bu çiçeği alıyoruz arkadaşlar. Tam ortasından. Bakın şu şekilde ortasından 1, 2, 3. kirpikten kapattım. Bir zincir çektim. Yine kapattım. Bir zincir çektim. Buraya tomurcuk olarak kapattım. Bir defa doladım. Buradaki trabzanın arasına girip 2 olarak trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Buraya bu şekilde kapattım. 1-2 zincir. 2 zincir çektim. Buraya bunun tam karşısına arkadaşlar. Kapattım. Tam karşısına. Bu şekilde karşılıklı olarak. Sonra da bu tomurcuğuma girip bir sık iğne yaptım. Burası bu şekilde yaprağımın bir tanesi hazır. Şimdi 1-2-3. Buradaki tomurcuğa girip 1-2-2-2-2 olarak bu şekilde aldım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu orta kısmını yapacağız. Trabzanımızı yaptık. 1-2-3. 3 tane sık iğne yaptım. 3 tane de zincir çektim. Bu 2 tane gördüğünüz çiçek uyumunun olduğu yerin tam ortasından arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Döndüm buraya. 1-2-3. Sonra öbürünü bu yaptığım trabzana girdim. Bu şekilde çiçeğimizin bağımı hazır. Trabzana 2 tane sık iğne yapıyorum. Öbürünü de buraya yapıyorum arkadaşlar. Tomurcuğumun içine yaptım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Döndüm. Buraya zincire kapattım. Bu şekilde. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum kalan zincirim arkadaşlar. 4.ye batıp yuva yaptım. Kalan zincirime de bu şekilde sık iğne yapıyorum. 3-4-5-6. Ters yüzünden 6 tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir yapıyorum. Döndüm. 2 zincirle döndüm düz yüzüne. Tığımın başını bir defa doladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kavruyoruz. Aynı bu yaprak gibi. 4 zincir. Buraya tomurcuk yaptım trabzanıma. Bir defa doladım. Sık iğnenin arasından 2-2. 1-2 zincir çektim. Arkadaşlar yine tam ortasından gördüğünüz bu çiçeğin demin battığım gibi tam 3. 1-2 3. kirpiğinden bu şekilde sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çekip buraya bu şekilde kapattım. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde buraya sık iğnenin arasından girdim. 4 zincir çekip tomurcuğumu yaptım. 3 tane tomurcuğum olunca yine bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğneye batıp 2 olarak aldım. Trabzan yaptım. 4 zincir. Trabzanı kapattım. Bir defa doladım. 2 olarak aldım. 1-2-3-4 zincir kapattım. Bir defa zincir çektim.
Tığın başını dolayıp 2 2 aldım. 4 zincir. 1 zincir çektim. Yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim, bir defa doladım. Burada 3 tane ortaya yuva yaptım ya aynı yere. 3 ile 4'ün arasına bu şekilde aynı öbür taraftaki gibi. Bu şekilde 2 2 olarak trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir kapattım. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Buraya arkadaşlar her trabzanımın arasına girip 2 2 olarak alıp bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir kapattım. Bir zincir çektim. Buraya yuvanın arasına 2 2 olarak girdim. 1 2 3 4 zincir buraya kapattım. Bir defa doladım. Bakın arkadaşlar buradaki trabzanın arasına girip 2 2 kapattım. 1 2 3 4 zincir trabzanın arasına girip kapattım. Evet arkadaşlar tüm karşılıklı trabzanları yaptım. 2 zincir çektim. Buradaki trabzanın arasına girip kapattım. Tomurcuğuma girip bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet, bu sarı çiçeğimiz, bu da pembe çiçeğimiz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.